Evet arkadaşlar, şimdi karbüratörlü araçlardaki LPG regülatörü, yani LPG'yi buharlaştıran beyin dediğimiz parçanın değişim işlemini göstereceğim. Bu işlemi yapmak için öncelikle aracın arka tarafına geçiyoruz. Arka tarafa geçelim. Arka tarafa geçtik, gördüğünüz gibi tankımızın kapağını açıyoruz. Solenoid'e giden uçların ikisini söküyoruz güvenlik amaçlı. Artı buradaki kapatma bölümünden, şuradaki kapatma bölümünden buradaki gazı da kesiyoruz. Normalde regülatöre giren bir kesici daha var ondan öncesinde, ama yani oradan gaz kesiliyor normalde de, ama güvenlik amaçlı böyle yaparsanız daha sağlıklı olur. Bu şekilde gazımızı komple kestik. Şimdi aracı çalıştırmaya çalışacağım. Aracınız çalışsın veya çalışmasın, kontağı açarak LPG borusu içerisindeki ve regülatör içindeki gazı dışarıya atmak için böyle bir işlem uyguluyoruz. Gördüğünüz gibi açtım kontağı. Gördüğünüz gibi borudaki gaz bitti şu an. Aracım marş çevirsem bile çalışmayacaktır. Oradaki gazı bitirdim. Şimdi değişim tarafına geçiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi regülatörün değişim işlemine geçeceğiz. Gazımızı, borudaki gazı boşalttık. Bize engel olacak boruları şöyle kenarlara çekiyoruz. Yedek su kapımızı şöyle kenara bir yere atılacak şekilde koyuyoruz. Engel olmaması açısından. Şimdi ilk olarak arkadaki gaz giriş borusunu çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi sıvı gazın girdiği boru burada. Bu boruyu söküyorum. Şu an biz borudaki gazı boşalttığımız için burada herhangi bir gaz çıkışı olmayacak. Borudaki gazı boşaltmamış olsaydık buradan bir miktar gaz çıkacaktı. Numaralı anahtarı kullanarak sıvı gaz giriş borusunu gevşetiyorum, bakır boruyu. Gördüğünüz gibi sıvı gaz giriş borusunu yerinden çıkardım. Ardından karbüratöre giden gaz borusunu, yani buharlaşmış gaz borusunu yerinden çıkarıyorum.
şekilde çıkardım. Şimdi su hortumlarını çıkaracağım yerinden. Gördüğünüz gibi bir giriş bir çıkış olmak üzere iki adet su hortumu bulunuyor. Gördüğünüz gibi bu sıcak su gazın buharlaşmasını sağlıyor. Alnından alt taraftaki boruyu yerinden çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi bütün bağlantılarını söktüm. Elektrik bağlantılarını çıkarıyorum. Bobine giden elektrik bağlantısını. Daha sonra şase bağlantı ayağını yerinden çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün bağlantıları söktük. Regülatörümüzü yerinden çıkardık. Bu regülatörde de büyük ihtimal bu taraftaki, tabi BRC'de biraz farklı oluyor. Bu iç kısımda yüksek basınç odasındaki diyaframda bir sıkıntı var. Onun da parça çok pahalı olduğu için, bu BRC ithal olduğundan diyafram takımı oldukça pahalı. O yüzden yeni bir regülatörle değiştireceğiz. Diyafram takımı değiştirme olayına girmeyeceğiz. Arkadaşlar şimdi karbüratörlü araçlarımızın yeni LPG regülatörünü takacağız. Montajda dikkat edilmesi gereken yola paralel şekilde, yani bu şekilde takılması. Ben bazı araçlarda görüyorum, şu şekil takıyorlar. Böyle takıldığı zaman araç mesela hızlı giderken frenleme yaptığında maddenin eylemsizlik isteği diye bir yasa vardır. Yani durduğu zaman madde hareket ederken birden durursa bile hareket etme eylemini gerçekleştirmek ister. Böyle durumda da siz diyaframı, örneğin araç gidiyor, frene bastığınız anda diyafram bu tarafa doğru kasılacaktır. Böyle kasılma olduğu zaman da basınç odasının açma kapama bölümü hareket edecektir. Bu da aracın düzgün çalışmasını engelleyecektir. Yani şu şekilde kesinlikle bir montaj olmaz. Bazı araçlarda görüyorum ben, bu şekil böyle buraya takıyorlar. Yanlış bir montaj. Şu şekilde takılması gerekiyor. Evet arkadaşlar, şimdi gördüğünüz gibi şöyle bir civatası var bunun. Bunun gaz giriş ucunu ayarlıyoruz nizami bir şekilde. Gördüğünüz gibi böyle ilk başta üstün körlü montaj ayağını takıyoruz. Bir tane de Thank you.
Bağlantı ayağını taktık gördüğünüz gibi. Şimdi sıvı yakıt giriş ucunu takıyoruz. Sıcak su giriş ve çıkış hortumlarını bağlıyoruz arkadaşlar. Karbüratöre giden ucu takıyorum. Elektrik bağlantılarını yaptık gördüğünüz gibi. Artı, eksi. Çok fark etmiyor artı eksi. Bu bobin olarak çalıştığı için problem olmaz karıştırsanız da zaten. Şimdi motor su eksilttiği için aracın komple bir havasını almamız gerekecek çalıştırmak için. Şimdi köpükle test işlemini yapıyoruz. Gördüğünüz gibi araç çalışırken şu şekilde köpükle bağladığımız noktaları sızdırmazlıklarını kontrol ediyoruz. Gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Kabarma olursa bir miktar daha sıkıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi regülatörümüzün montaj işlemini bitirdik. Montajı bitirdikten sonra aracı çalıştırıyoruz ve motorun havasını almamız gerekiyor. Çünkü regülatörün içine sıcak su girip devir daim ettiği için orada bir hava oluşuyor. Mutlaka hava almanız gerekiyor regülatörün. Hava almazsanız şurada bir donma olur. Bakın bu gayet sıcak vaziyette şu an. Ardından aracımızı galcıya götürerek daha detaylı güzel bir ayar yapabilirsiniz. Biz böyle üstün körü bir ayar yaptık. Yani araç galcıya gidene kadar çalışması için
Karbüratörlü araçlarda regülatör değişim işlemi de bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkürler.